Merhaba, iki dakikada bilime hoş geldiniz. Kimilerine göre gizemli ve romantik bir ortamdır. Kimilerine göre trafiği engelleyen bir rahatsızlık. İyi de siz niçin genelde hep sonbaharda olur? Sonbaharda geceler uzun ve serindir. Toprak da yavaş yavaş soğumaya başlar. Gündüzleri güneş havayı ısıtır ama toprak serin kalır. Sıcak hava, soğuk havadan çok daha fazla su tutar. Ama güneş battığında soğuk toprak yüzünden bu hava hızla soğur. Bir noktada hava o kadar soğuk olur ki tuttuğu suyun bir miktarını vermek zorunda kalır. Su buharı yoğuşur ve su damlacıkları haline geçer. Sis bir başka deyişle yere değen bir tür bulut oluşumudur aslında. Zaten pek çok dilde karşılığı bulut veya duman anlamına gelen kelimelere yakındır. Evet, Şimdi gelin bu olguyu daha gözde görülür bir hale getirelim. Bunun içinde sıvı halde buz gibi soğuk azot var. Termosa hofladığında sis oluşuyor. Çünkü nefesimdeki nem soğuk sıvının üstünde yoğuşuyor. İşte sis de aynen böyle soğuk toprağın hemen üzerinde oluşuyor. Ama sis başka biçimlerde de meydana gelebilir. Nehirlerin ve göllerin yakınındaki sisler kendine özgüdür. Sonbaharda su nispeten ılıktır. Güneş batınca suyun üstündeki hava hemen soğur. Bu soğuk ve kuru hava ılık suyun üstünde ısınır, nem alır ve yükselir. Yukarıda tekrar soğuk hava katmanlarına çarpar ve su buharının bir kısmı yoğuşur. Sis çok sayıda su damlacığından oluşur. Bunlar o denli hafiftir ki havada uçabilirler ve görüşümüzü engellerler. Gözlerindeki sis perdesi yüzünden gerçekleri göremiyor demez miyiz? İşte şimdi o perdeyi biraz kaldırdık.